Merhabalar Yalçın Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ettim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Bursa İnegöl'deyiz ve İnegöl'de yine uzun yıllardır sektörde olan Kader Dedektörü'nde konuğu olduk. Yanımızda firmamızın sahibi, kurucusu Yalçın Arslan bulunuyor. Bakalım bizlere sektörle alakalı, verilen hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Şimdi kendinden dinleyeceğiz. Tabii hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum Yalçın Bey. Sektöre nasıl başladık, nasıl girdik? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Tabii ki. Ben aslen Karadenizliyim. Gümüşhane. Normalde benim mesleğim mobilyacı. Mobilya ustasıyım. Bizim arkadaş çevremiz bu define aleminde Türkiye genelinde çok olduğu için onlarla hoş sohbetler yaparak biraz da heves, daha doğrusu işte giderlerdi. Tabii biz de oturduğumuz yerde merak ettiğimiz için ne yaparlar, ne ederler. İşte biz de birkaç sefer bunlarla gitmek mecburiyetinde kalmadık aslında da. Mecbur gibi bir şey oldu. Hı hı. Heves olduğu için. Sonra avcılık da aynen böyle. Merak eder insan. Gider, gitmek ister. Gittiğinde neler buluyor? Resimler gösterirlerdi bize. İşte bunlar evet. Çıkıyor. İşte tarih. Ben birkaç arkadaşla İşte doğada, eski medeniyetlerin yaşamış olduğu yerlerde biraz gidip işte arkadaşlar çalışmalar yapardı. İşte kasa, eski para. Tarlalarda çok eskiden çubuklar olurdu böyle. Onlarla tek tek yapıp para bulurlardı. Sonra ben bir mobilya işi, ustabaşılık çok yaptım ben. Görüşmek için bir firmaya gittim. Orada Türkiye'de çok üst düzey bir hoca, tarih, ilahiyatçı. Konuşmalarına şahit oldum. Ben bana bunu işte canlı yayın yaparken YouTube'da çok sordular. Hani nasıl başladın diye bu sektöre mesela. Evet. Tabii bir hocayla da ben irtibatı kurmayı çok istedim. Benim telefon numaramı almış. Aldıktan sonra da bana birkaç tane resim gösterdi, sembol gösterdi. Hani algılama, işte bilim tarzı, doğayı okuyabiliyor mu, işaret okuyabiliyor mu, neye benzetiyor? Bu bir nevi ne oluyor? Akıl, bilgi, bilim. Ben de göstermiş olduğu figür olarak, hayvan olarak yorumladım. Sende iş var dedi. Kafa çalışıyor senin. Sonra benle bir sene sonra irtibata geçti. Buraya geldi. Buraya geldiğinde işte arkadaşlarıyla, bu işleri yapan arkadaşlarıyla çok üst düzey yapıyorlardı. Yani sıradan değil öyle, illegal de değil. Sonra beni birkaç araziye götürdü. Arazilerde işte keşifler yaparken dağ olarak, işte tümülüs tarzı olarak, büyük olarak, işaret olarak, işte Roma nasıl yaşamış, neler yapmış, işte Bizans, Ermeni, Eşkıya, bunların sembolleriyle alakalı ilgili bana hep sürekli bir öğretmen nasıl öğrenciye ders verir, aynı onun gibi dersler verdi, bunları çalış, bunları öğren gibisinden. Bana %15 bir bilgi aktardı. Bundan sonrası dedi sen de. Bundan sonrası sana kalmış. Ben çıkıyordum arazilere mesela. Kaya, taş neye benziyor? Neye benzetilmiş? Ne amaçla yapılmış? Ben de hocaya atıyordum. Doğru mu diye. Bana hiç cevap vermiyordu. Yani demek ki doğru değil diyordum kendimce. Sonra işte birkaç sefer yorumlama yapıyordum. Tamam diyordu. Devam. Oturup konuşuyorduk. Anlatıyordu. Bir araziye gittiğinde ilk önce araziyi tanıyacaksın. Arazinin keşfini yapacaksın. Kendini onların yerine koyacaksın. Neler yaparsın? Yani şimdiki teknolojiyi düşünme. Şu anki yapılan araba, ev, telefon. Sen buradasın, sen burada neler yapabilirsin? Onların kendi düşüncesiyle. Bir değerli bir eşyanı, gömünü nereye saklayabilirsin? Banka yok, kasa yok. Bizim de kasa dediğimiz tabiri kaya kasalar olur. İşte küpü nereye saklarsın? Parayı nereye saklarsın? Yüklü bir miktarda malın olmuş olsa nereye saklarsın? Tabii o zamanları harcayacak hiçbir yere harcayamazsın. Evet. İnternet yok, elektrik yok. Efendime söyleyeyim, gidip bir yerde oturup kahve içme yok, çay içme yok, piknik yok. Sosyal hayat yok. Tamamen ne yapılmış? Tamamen çıkartılan emareleri işlemler yaparak, kendilerince taş işçiliği yaparak, kendilerini temsil etme adına
çıkarttıkları değerli malzemeleri işleyerek belli bir seviyelere getiriyorlar. Şimdi ülkemizde normalde 7,5 milyar insan toprağın altında, 8,5 milyar insan yeryüzünde. Arazi olarak insanlara hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Sadece kolay yoldan para kazanmanın derdine düşürülmüş. O yüzden insanları çok kandırıyorlar. Ben buna bir nebze karşıyım. Kaçak kazı olarak kaçak kazılar yapılıyor çok. Bilinçsizce yapılıyor. Bendeki düşünce şu Zeynep Hanım. İnsanlara biraz bilgiler vermek, bilgiler aktarmak. O yüzden de YouTube alemine girmeye karar verdim. Çünkü kandırılan insanlar çok. Evet. Rant çok. Bu sektör öyle bir sektör ki gerçekten çok kolay para kazanılıyor. Çok insan beni arıyor. Yaşlısından, orta yaşlısından, gencinden. 250 milyar, 500 milyara kadar kandırılan insanlar var. Yerlerinize gelip, yerlerinizde şu gömüler var deyip. İnsanları çok kandırmışlar. Çok telefonla görüştüğüm kişiler oluyor. Şimdi bana mesela sorar mısınız bilmem. Size kalmış bir şey. Hiç böyle bulduğun oldu mu? Evet, onlara da gireceğiz. Zorlu açıklayın istiyorsanız. Sorarsanız sıkıntı değil. Allah'ın bildiğini ben puldan saklayamam. Sorduğunuzda cevaplarım her türlü. Hı hı. Dediğim gibi ben kendi burada markalarımı firmaya yaptırıyorum. Ki Türkiye'de hemen hemen bu işleri çok iyi yapan bir firma. Altyapısıyla beraber, içine kullandıkları malzemeyle beraber insanları kandırmadan. Zaten alan kişiler de çok memnun, geri dönüşler yapılıyor. Ama dediğim gibi ilk önce bilgi, öğrenme, algılama, arazi okuma diye ben hep gidiyorum. Çünkü benim hocam bana ilk önce insanlara güven vermeyi öğreneceksin dedi. Sonrası zaten Allah senin yolunu açar ki Allah'a da şükür olsun. Benim yolumu açıyor Allah. Yani önüm hiçbir zaman kapanmıyor. Çünkü doğru yolda gittiğim için kapanmıyor. Kötü insana da, yani kalbinden kötülük geçiren insana da vermiyor mu? Tabii ki veriyor. Ama belli bir yere kadar veriyor. Zaten o insanlardan aldıkları bu malzemeleri, cihazları kullandıktan sonra bana çok geri dönüşler yapanlar var. Yani inandık, para verdik, aldık, kandırıldık. Allah herkese akıl vermiş. O aklı önemli olan nedir? Kullanabilmek. Evet. Hem burada ürünlerimiz konusunda zaten iyiyiz, hem de siz doğru bilgilendirme yapıyorsunuz insanları, değil mi? Bu konuda da yine doğru yönlendirme çok önemli dediğiniz gibi. Peki nasıl bilinçlendiriyoruz onları? Nasıl bilinçlendiriyoruz onları? Şimdi araziye çıktığı zaman kolay değildir bir gömü bulmak, bir define bulmak. Çok zor. Nasıl çok zor? O dönemlerdeki insanlar yerlerin altlarına odalar yapar. Kayaların içlerini oyarak kaya mezarları yaparlar. Ve emarelerini yanlarına odalarda mezarları yaparlar. Kendilerine ait mezar yaparlar. Neden çıkardığı, işlemiş olduğu emarelerini yanlarına koyarlar? Dünyaya tekrardan geleceklerine inandıkları için. Ve sonraki gelen nesil, yani torun, çoluk, çombalak diyeyim ben size, belli bir işaretlemeler koyarlar. Çünkü kendi insanları bildiği için bu işaretleri, gelip onu oradan rahatça alabilsin diye. Ama en büyük buradaki mantık, ki onların nezdinde dünyaya tekrardan geleceklerine inanıyorlarmış. İnandıkları için de bütün mallarını, emarelerini eksen etrafına, odaya ya da bir mezar yapıyorsa kayanın içinde, toprağın altında, orada muhafaza ediyorlar. Evet. Tekrardan geldiğimizde kullanabilelim diye. Onun için de dokunmak mesela tehlikeli diyebiliyorum, değil mi birden? Ben şöyle örnek vereyim. Çok da örnekler vermişimdir kanalımda, canlı yayınımda. Hı hı. Diriliş Ertuğrul'da elinde mesela def gibi bir şeyle dönen bir kişi var. Büyücü. Büyüler yaparlar, tılsımlar yaparlar, tabii tuzaklamalar yaparlar. Bu yüzden ölen insanlarımız çok oldu. Evet. Yani dinamitle patlatıp, elinde patlayıp elini parçalayan, işte kayayı patlatıp açacağım diye ölen, sakat kalan. Akıl sağlığını yitirenler. Tabii ki. Tılsımdan dolayı çarpılan. Bunları öğretmiyorlar Zeynep Hanım. Hı hı. Öğretmedikleri için de insanları sadece ne yapıyorlar? Ellerindeki işe yaramaz cihazlarla arazilere gönderip bir şey bulursunuz
umuduyla kendi kadarıyla kandırıyorlar. Evet. Yani. Peki şu anda yasallığı ne derecede, biraz ondan da bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yasal olarak satışı yasal. Hı hı. Yasak değil. Ama tabii sen bunu devletle beraber bağlantılı yaparsan, bir arazim var, ruhsatlı yapmak istiyorum, hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim insanımızda tabii ruhsatlı yapabilecek güç yok. Yani olanlar evet. var, ayrı bir şey. Olmadığı için ne? Kendi yağında kavrulayıp hesabı yapıyor. Ne yapıyor? Ya yakalamıyor, ya bir şeye erişemiyor yani sonuçta. Çünkü çok derinlere koyduğu için. Hadi umuttur. Umut fakirin ekmeği misali. Hadi umut 20 metre, 10 metre, 30 metre, 40 metre kazı yaptıkları oluyor yerin altına. Çok yakalanan çok evet oluyor. Haberlerde bile duyuyoruz. Ormanlarda çıkıyor. Bile kazı yapıyorlar evet, evet. değil mi? Evet. Bir şey çıkar ümidiyle. Aslında doğru yerden bilgi alıp ve doğru ilerlemekte tabii ki, tabii ki. Fayda var. Boşa çaba sarf etmemek yani, gerekiyor. Evet. Peki YouTube videolarımız var. Bu arada sayfamızın adını da paylaşalım. İzleyicilerimiz diğer videoları da izlesinler. Yalçın Arslan YouTube kanalı. Oradan mesela bana abone olabilirler, destek olabilirler. Ki ben Zeynep Hanım çok YouTube'da destek görüyorum arkadaşlardan. Yani kanalım belli bir seviyede gidiyor ama gerçekten bu işe gönül vermiş insanlar var. Mesela şöyle söylemek isterim. Ben işaretleri okuyup gösterdiğim zaman benim kanalıma öbür medeniyetlerin insanları saldırıyor. Bizim işaretlerimizi neden gösteriyorsun diye. Ben telefonla birebir görüştüğüm kişi oldu. Benim işaretimi gösteremezsin. Şimdi gösterdiğim zaman öğrendiğinde ne yapacak? Bunu çıkaracak. O yüzden istemiyorlar atalarımızın malı. Biz mesela bin yıllardır atalarının mallarına burada bekçilik yapıyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Çünkü bizim Türkiye coğrafyamızın yeraltı kaynakları çok zengin. Yani şu an %95'i duruyor, %5'i çıkarıldı. Düşünün. Ne o yüzden az bir sayı değil mi? Yani çok muazzam bir sayı. Bunun bakırından, altın madeninden, gümüş madeninden, değerli taşından dahi çok yeraltı kaynağımız var. Define gömü olarak ayrı, diğer değerli taş olarak da ayrı. Gömüsü çok. Madeni. Size geldiklerinde peki siz her konuda bilinçlendiriyorsunuz. Zeynep Hanım tabii ki bana geldiklerinde ben hiçbir şekilde yani kanalımda da yazar zaten yazılarda, telefon görüşmesinde de hiçbir şekilde yani gidip kaçak kazılar yapın diye teşvikte bulunmuyorum. Devlet bağlantılı yapın. Eğer ki devletle bir bağlantı kuramıyorsanız, korkuyorsanız dahi bana ulaşın, ben size elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Evet. Ki ben bunu videolarımda da bahsediyorum. Söylüyorum yani. Mevzuat konusunda da yine sizinle birlikte ilerlemelerinde fayda var diyorsunuz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Benim burası bir iş yerim. Benim burası bir mekanım. Burada her şey yasal zaten. Yani illegal olan hiçbir şey yok. Hı hı. Çünkü gelindi burada araştırma yapıldı. Devlet bağlantılı olarak da devletin kendi görevlendirdiği kişiler tarafından da benim evim ve iş yerim de arandı. Hiçbir usulsüzlük, hukuksuzluk yapmıyorum. Allah'a şükürler olsun. Yapmadım da yapmıyorum da. Evet. Yine düzgün ilerlemek isteyenler için de kader dedektör dedik. Aşağıda telefon numaralarımız geçecek değerli izleyicilerimiz. Oradan irtibat kurabilirsiniz. Ofisimiz İnegöl'de. Burada da ziyaret edebilirsiniz tabii Yalçın Bey'i. Yalçın Arslan YouTube videolarında yine oradan izleyip detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı Yalçın Bey programı kapatmadan önce? Eklemek istediğim son olarak şöyle... Kesin ve kesin. Kaçak kazılar. Yapmayın. Devletle bağlantılı yapın. Çünkü devlet çıkarmanıza zaten izin veriyor. Belli bir yere kadar. Hı hı. Bunu zaten biliyor devlet. Kimin ne yaptığını biliyor Zeynep Hanım. Hani evet. Ben dahi. Gizliden bir şey yapıyoruz sanmayın. Gizliden kimse bir şey yapıyorum sanmasın. Devlet her türlü biliyor. Ve doğru insanları bulun. Yani bu illaki ben olacağım anlamına gelmiyor. Doğru insanlar kimse onları bulun. Gidip paralarınızı boş yere harcamayın. İşte hocası çıkıyor, cinciyim diyor, ben çözerim, mal burada deyip kandırıp çok insanı mağdur ettiler. Çok kişi geliyor benim yanıma, çok kişiyle oturup burada sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. O yüzden paranızı boşuna harcamayın değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Doğru insan kimse, gidip onu bulun, doğru insanlarla irtibata geçin. Cincisiydi, ufürükçüsüydü, çubukçusuydu, uyducusuydu, şuydu buydu deyip kanmayın.
Evet. Söyleyeceğim bu. Hem maddi olarak zarar uğramayalım hem de sağlık olarak. Gerçekten tabii ki, sağlığımızdan tabii ki. Da çok olanlar var. Bununla ilgili de birçok habere yine şahit oluyoruz. O yüzden doğru adres kader dedektör diyelim ve teşekkür edelim rica sizlere ederim. Yalçın Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bir başka programda da görüşmek üzere görüşmek o zaman. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.